Murat Bey web sitemize gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız binalarla ilgili en çok bayrak edilen konulardan bir tanesi kirişler. Birçok sorunun işte kiriş nasıl onarılır, kiriş nasıl güçlendirilir, kiriş nedir gibi sıklıkla sorular geldiğini görmekteyiz web sitemize. Bu konunun yeterince anlaşılamadığını düşünüyoruz. Bu yüzden size kiriş nedir, ne işe yarar, bir bina için kirişin önemi nedir bu soruları cevaplayabilir misiniz? Merhaba Arturul Bey. Soru için teşekkür ederim. Aslında bu sorunun çok basit bir cevabı var. Oturduğumuz binada üstünde yaşadığımız, dolaştığımız alana döşeme deriz. Döşemeyi taşıması gerekli olan elemanın adı kiriştir. Yani döşemenin yükünü kirişe aktarırız. Kiriş yükünü kolona aktarır. Kolon yükü zemine indirir. Zemin temele indirir. Bu şekilde de bina çalışır. Yani kirişin buradaki görevi döşemedeki yükü düzgün bir şekilde dağıtarak kolona iletmesidir. Bina açısından önemi nedir? Yani kiriş e, zayıflarsa, kiriş yıpranırsa ya da yanlış projelendirilmiş bir kiriş ise o e, ne gibi sıkıntılar yaratabilir? Şimdi biz videolarımızda Mühendislik anlamında yani çok teknik anlamda bilgi vermiyoruz. Vermememizin sebebi yanıltıcı bir e, yapıya sebebiyet vermememiz içindir. Kirişin buradaki önemi şudur. Üzerinde taşıdığı yük yani döşeme ve sizin burada hareketli ve sabit yük dediğimiz bir hesaplama vardır. Hareketli ve sabit yükün toplamını kolona iletmesidir. Kiriş burada zayıflarsa olabilecek şey kirişin kırılması yaşanır. Kiriş kırılırsa ne olur? Döşeme ile beraber bir çökme yaşanır. Bu çökmede istenilen bir şey midir? Hayır ama belli bir oranda deprem anında e, yönetmeliğimize göre de şunu söyleriz. Kiriş kırılsın, kolun ayakta kalsın mantığı vardır. Bu da ne sebebiyet verir? Kırılan kiriş size her ne kadar tehlikeli gözükse de yaşam alanı oluşturacak şekilde kolun ayakta kalmasını sağlamaya da yönelik bir yapısı vardır. Teşekkür ederim Murat Bey bu konuyla ilgili bizi aydınlattığınız için. Rica ederim.